kahveci, vahşice bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın, sizin, sizlerin, Milli Güvenlik Kurulumuzun, hükümetimizin ve Genelkurmay Başkanımızın, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tespitleri sonucu bu vahşi ve kahveci darbe girişiminin Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki petrolatçılar ve devlet yapılanmasının uzantılar tarafından yapıldığı net bir şekilde ortaya konuldu. Biz Büyük Birlik Partisi olarak bu vahşi ve kahpece Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tarihinde görmediği bu kanlı darbe girişimini bir kere daha lanetliyoruz. Gerçekten Türkiye böylesini görmemişti. Yani meclisin bombalandığı, Cumhurbaşkanlığı sarayının bombalandığı, sivil insanların üzerine helikopterlerden ateşlerin açıldığı, yaylım ateşlerinin açıldığı, kahraman özel harekat merkezimizin, kahraman polislerimizin ki onlar terörle mücadelede bir bayrak gibi orayı ziyaret etti, onlara geçmiş olsun ve taziyede bulunduk. Oraya saldırılmış olması. Tabi saldırı topyekun bir millete karşı yapıldı, devlete karşı yapıldı. Yani bizim tespitimiz bu normal bir darbe girişiminden öte devleti ele geçirme ve bir iç savaş çıkartarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yıkıma götürecek bir girişimdi. Ama Allah'a hamdolsun devletimizi yönetenlerin felaketi, milletimizin cesareti ve fedakarlığı, medya kuruluşlarımızın dik duruşu, siyasi partilerimizin komple aynı kararlılıkta hükümetin ve sivil siyasetin yanında durması gerçekten bu darbecilerin bu hain girişimini boşa çıkardı. İnşallah bundan sonra daha dikkatli olacağız, daha titiz olacağız. Daha çok bildiğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize önem vereceğiz. Biz de Büyük Birlik Partisi olarak tabii kurulduğumuz günden bu yana siz de iyi bilenlerdensiniz. Hep darbelerin, cuntaların her dönem karşısında olduk. Ve o gece de biz arkadaşlarımızla birlikte darbe girişimini duyduğumuzda hemen bir değerlendirme yaptık. Parti genel merkezimize geçtik. Oraya geçmeden önce tabii basın açıklamasıyla ajanslara geçtiğimiz açıklamayla ve sosyal medyadan darbeye karşı olduğumuzu, rahmetli şehit liderimiz Muhsin Başkanımızın dediği gibi namlusunu milletine döndürmüş tanka selam durmayacağımızı ona ilaveten, çünkü orada sadece tanklar vardı, işte milletine kurşun yağdıran helikopterlere, meclisimizi bombalayan uçaklara teslim olmayacağımızı, bombalara, kurşunlara, bunu çok net bir şekilde ifade ettik ve arkadaşlarımızı bu darbe girişimine karşı direnmeye, sokağa çıkmaya davet ettik ve Allah'a hamdolsun bütün arkadaşlarımız aynı kararlılıkta bu duruşu sergilediler ve Türkiye'nin her tarafında da o geceden itibaren darbeye karşı hem karşı durdular gece hem de bütün bu darbeyi kınayan bütün eylemlere, demokrasi mitinglerine de en üst düzeyde katılıyorlar ve katılmaya da sonuna kadar da devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Ben de tabii o gece darbeyi duyduktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımıza ulaşmaya çalıştım. Özel kalem müdürünü aradım, fakat ulaşamadım. Sayın Başbakanımıza da ulaşamadım. Duman Bey'e ulaştım. Duman Bey'e Sayın Başbakan yardımcımıza hükümetlerin yanında olduğumuzu, milli iradenin yanında olduğumuzu, milletin yanında olduğumuzu ve darbeye tüm gücümüzle karşı duracağımızı kendilerine de çok net bir şekilde ifade ettim. Daha sonra meclisimizin, Gazi Meclisimizin bombalandığını duyunca arkadaşlarımızla birlikte 7-8 araçla Kızılay'da geçerek meclisimizin Çankaya kapısına geldik. Orada polis kardeşlerimize geçmiş olsun dedik. Sizleri aradım biliyorsunuz ve hem geçmiş olsun dileklerimizi ilettik hem de yanınızda olduğumuzu, meclisin yanınızda olduğunu ilettim. Gerçekten o Kızılay'dan geçtiğimizde de darbenin tüm bu vahşi boyutunu, bu katliamcı boyutunu da net bir şekilde gördük. Yani insanlar çok ağır yaralılar var, hayatını kaybedenler var. Arabalar böyle filmlerde gördüğünüz gibi ezilmiş. Çok vahşice bir şeydi. Dün bir doktor arkadaşımızla profesör çocuklarla konuşuyoruz. Bir hastanede bir arkadaşımız kaza geçirmişti oraya gittiğimizde. Dedi ki bizden işte Genelkurmay önündeydi. Yani insanların dedi böyle yaralanıyorlar. İnsan yaralandığının farkında değil. Belki dedi 20-30 tanesine şey yaptı. Yani kanın durması için gömleği parçalayarak
ya da başka bir şeylerle bağlayarak kanandırılması için de şeyde bulunduk yani. İlk beraberleri uyguladık. Hatta bizim gördüğümüz bir örnek vardı. Bir kadın kocasına böyle yaslanmış, çocuk da var yanında, bırakamıyor fakat adamın ne olduğundan da fark ediyor. Sonra bir arkadaşımız çeviriyor, bakıyor ki adamı tamamen arkadan hunharca bir şekilde taranmış ve çocuğu zorla alıp götürüyorlar ve onu bırakmıyor, eşini bırakmıyor yani, sahipleniyor. Gerçekten çok acıydı. Biz tabi burada ilk günden itibaren 15 Temmuz'da yaptığımız açıklama, 16 Temmuz'da yaptığımız açıklama, gece yaptığımız açıklama, 18 Temmuz'da tekrar meclisimizin Dikmen kapısına saldırı yapılmıştı. O kapının önünde yaptığımız açıklama ve daha sonra da Merkez Karar Yönetim Kurulu'muzu toplayarak bu darbeye karşı da bir bildiri yayınladık. Bunu da sizlere takdim etmek üzere özlüyorum. İşte Remzi abi bunlar daha tecrübeli olduğu için işte yerini değiştir, evde durma. Ondan sonra bir çocuklara baktım, bir bu abilerin yaptığı teklife baktım. Ondan sonra oğlum çağırmış abi, babanı buldu. Dedim ki oğlum, eşim ve çocuklarım buna. Hiç dedim, zerre kadar tüm bu millet dualı millet, bu millet. 10 asırdan fazla bir süre İslam'a sancaklar okunmuş. Her karışı şehit kanları sunulmuş. İnşallah bu milletine, bu devlete de bir şey gelmeyecek. Ve biz inşallah millet olarak da buna hep birlikte karşı duracağız. Ve bu şerri de inşallah hayra çevireceğiz. Çünkü inanan insanlarız biz. Ve Allah'a hamdolsun şu andaki gidiş o yönde. Ve inşallah bu bozulmadan, bu birlik ruhu, vatanı, milleti, milli iradeyi sahiplenme ruhu artarak devam edecektir. Ve Türkiye'nin hayırlı olacaktır diye ümit ediyoruz, inanıyoruz. Böyle dua ediyoruz. Amin. Elimizden geldiği kadar bütün gücümüzle katkı koyduk ve sonuna kadar da bu katkıyı korumaya devam edeceğiz. Evet. Aslında tüm gücü tekrar milletimizin hatırlamasına vesile olur. Artı bundan sonra darbe haveslerini darbe yapamayacaklar noktaya koydu. Radyoda bir beyanat, bir bildiri tam gitti derbe oldu. Yok artık, geçti. Ve bundan sonra bir izniyle inanıyorum. İnanarak ifade ediyorum. Daha darbe yok. Darbelerin sonu. Açık gizli, başarıya ulaşmış ulaşmamış. 1950'den beri epey darbe var. Bu hitam olmuş oldu. Bu kadar güçlü olmasına rağmen, çünkü eski darbelerini biliyoruz. 27 Mayıs çok zayıftı. 22 Şubat'tan da zayıftı. 22 Şubat'taki Talatay Demir'in gücü daha yüksekti. Komuta kademesinde yapılanlardan da yine güçlü oldu. Kulül etmiş. Büyük bir organizasyon ama önlendi. Bunda birinci, bu önlenmede birinci rol Cumhurbaşkanımıza aittir. Milleti meydanlara çağırması. Evet, millet tepki koyabilir, münferit olabilir. Bu münferite basılabilirler. Çünkü demin ifade ettiğiniz gibi tespitleriniz aynen katılıyor. Gözü dönmüş, kararmış, kendi milletine namusunu çevirmiş, öldürüyor. Ve hedef gözetmek, tarıyor. Meclisini bombalıyor. Sindirme durumu, silmedi millet. Bu davet hala devam ediyor. Size evet. De demin ifade ettiğiniz gibi toplum gene meydanlarda gene tam manasıyla tasfiyeyi sağlayacak noktada beyanda bulunuyor. Allah milletimizi, devletimizi kötülüklerden korusun, zeval vermesin. Türkiye'miz ne zaman gelişecekse tam uçuş noktasına gelir, önü kesilir. 60 böyledir, 71 böyledir, 80 böyledir, hep böyledir, 28. Bu da böyledir. Ne zaman yükseliyoruz? Bugüne kadar Alman parlamentosunda bir emniyet tasarısı yoktu. Hemen oldu. Böyle bir hadise önlesin diye yapılıyordu. Kim bilir kaça bölecekler, bölemediler. Biz meclisi açtık. Herhangi bir terkin, teklif veya temenni olmaksızın kendi irademizle şahsen meclisi açtık. Çünkü kaptan gemisinde bulunur. Gemiden fareler kaçar. Bu millet fare değil.
her partiden milletvekilimiz geldi. HDP yoktu. Genel başkanları ve başkan, grup başkan vekilleri vardı. Yarınki olağanüstü toplantıda katılacağız. Bir provokasyon olmasın diye gelmiyoruz. Biz oradayız kabul edin dedi. Ve biz mecliste oturum açtığımızda CHP grup başkan vekili, MHP grup başkan vekili, AK Parti grup başkan vekili, topyekun ve hiçbir partinin özeti olmaksızın herkes karşı durdu. Tabii meclisin bombalanması olamayacak, olamaz bir hadisedir, beklenmez bir hadisedir. Demek insanlar nasıl şartlandırılıyor? Nasıl böyle efsunlanıyor, nasıl afyonlanıyor? Bunu gördük. Bu birliğimiz inşallah devam eder. İnşallah. Farklı düşünceler olabilir ama bayrakta farklı düşünce olmaz. Devlet, evet müddet olmalı. Millet, asil bir milletiz. Bizim asaletimizi ve tarihimizin mahsimizi korumamız ve bilmemiz lazım. Bunu hani Rabia dörtlü olarak ifade ediyor ya, evet. Millet, bayrak, devlet. Millet, devlet, bayrak, dördüncü vatan. Vatan. Vatan biz beşinizi dil diyoruz. Dili de yapıyoruz. Dili de yapıyoruz. Dil, çünkü milletin unsurlar arasında evet. Var. Ya, tabii, dili de yapıyoruz. Var, din, dil, bunlar var. Yani millet dediğimiz zaman evet. Aynı mefkürü ve çarptı altında. Milletiyle, devletiyle, vatanıyla, bayrağıyla yaşayacağız. Köklü bir mazimiz var. Buna sahip çıkacağız. Bir de o duyguların yine yeşermesi ve yenilenmesi de yine derslerden biridir. Burası Özel Kalem'in odası. İçerisi de Başbakanlığı odası. Evet. İçeride bir oda daha var. Yok efendim, burası Sayın Başbakanımızın odası. Şey yok, tarihat yok. Bombanın girdiği yer.